1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda meme kanserini konuşacağız ve meme kanserini radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocam bizlerle birlikte olacaklar. Öncelikle meme kanseri nedir diye başlayalım programımıza. Çünkü en sık görünen kanser türlerinden birisi. Herkese merhabalar. Sağlıklı, mutlu, sevgili, huzurlu, güzel bir gün diliyorum bizleri izleyen tüm seyircilerimize. Meme kanseri, meme dokusundan ya da meme süt bezi yapısından
herhangi bir hücrenin değişerek bu hücrenin daha sonra saldırgan hale gelerek büyümesiyle oluşan bir türdür. Meme kanseri Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bu nedenle önemli bir konudur. Dünya Sağlık Örgütü uzun yıllardır bu kansere dikkat çekmek amacıyla her yıl Ekim ayını meme kanseri farkındalık ayı olarak ilan etmiştir ve bu ay içerisinde tüm özel sektör olsun, gönüllü kuruluşlar olsun, devlet kuruluşları olsun, insanlarımıza meme kanseri konusunda dikkat çekici bir takım çalışmalarda bulunmaktadırlar. Meme kanserinin önemi, demin söylediğim gibi dünyada ve kadınlarda en sık görülen kanser türü olmasından dolayı geliyor. İkincisi, erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olmasından kaynaklanıyor. Meme kanseri erken teşhis edilmesi için de yıllardır önemli tarama testleri mevcuttur. Bunlardan birisi mamografidir. Özellikle 40 yaşından sonraki kadınlarda yılda bir kez yapması önerilen bir durumdur. Ama Sağlık Bakanlığı'nın tarama programına göre 20 yaşından sonraki bütün hanımlara kendi kendine elle meme muayenesi ve yılda bir kez de olmak üzere ultrason eşliğinde hekim muayenesi, 40 yaşından sonra da gene kendi kendine meme muayenesi ve yılda bir kere olmak üzere de ultrason ve mamografi eşliğinde hekim muayenesi önerilmektedir. Peki kendi kendine meme muayenesini ne zaman yapmalı kadınlarımız? Bunun belli bir zamanı var mıdır, günü var mıdır? En sık memelerin en dingin olduğu dönem dediğimiz adetin başlangıcından sonraki 5-7. Günler arasında hem hormonal etkilerin minimalize olup memelerin en dingin hale geldiği dönemde yapmak en uygun şekli ama ben her 10 günde bir duştan sonra mutlaka insanların, hanımların özellikle memelerini hem gözle aynaya bakarak hem de elle mutlaka muayene etmelerini öneriyorum. Meme kanseri erkeklerde de görülebilen bir kanser türüdür ancak her 100 kadına karşı ancak bir erkekte görüldüğü için erkeklerdeki önemi bu derece fazla değildir. Kadınlarımızda da erkeklerimizde de görülen bir kanser türüdür ama erkeklerde kadınlarınki kadar daha nadir, evet. Nadir görülen bir rahatsızlık. Peki muayene dediniz hocam. Muayenede ne dikkat çekmeli ki hekimimize gitmeliyiz? Şimdi muayenede öncelikle ele gelen kitle önemli bir unsurdur. Bunu hastalar çok güzel tarif ederler. Evet. Derler ki hocam biz işte duş alırken, sabunlanırken mememde elime bir kitle geldi. Baktım işte fındık büyüklüğündeydi, ceviz büyüklüğündeydi gibi tarif ederler. Onun haricinde koltuk altında kitle olabilir. Evet. Meme başından akıntı olabilir, bu kanlı olabilir. Onun haricinde meme cildinde değişiklikler olabilir. Meme başıyla ilgili değişiklikler olabilir. Yara şeklinde değişimler olabilir. Bir meme büyük olabilir, tutulan meme büyük olabilir. Portakal kabuğu görünümü şeklinde olabilir ama en çok gördüğümüz bizim kadının, hanımlarımızın mutlaka memelerinde bir kitle hissettikleri ya da meme başında bir takım böyle değişimlerin olduğu yerinde gelen şikayetler şeklindedir. Her kitle kanser belirtisi midir? Her kitle kanser belirtisi değildir. Kanser olmayan memede bir takım kitleler de vardır. Bunlar genellikle takip programında olan hanımlarda takip edilebilir. Bunların çok küçük bir kısmı kansere dönüşebilir. Ama zaten takipte olursa hanımlar bu konuda da endişelenmelerine gerek kalmaz. Böylelikle erken evrede eğer bir kanser oluşacaksa yakalanma ihtimali de yükselmiş olur. Peki biraz evrelerinden bahsedecek olursak Vecdi Hocam.
Evreleri kanser, meme kanserindeki evrelemelerden nasıl bahsedebiliriz? Şimdi genel evreleme sistemi meme kanserinde meme içerisinde bulunan kitlenin büyüklüğüyle alakalıdır. Evet. Yani kitle büyüdükçe evrede artmaktadır. Ya da meme cildiyle olan ilişkisiyle alakalıdır. Eğer meme cildi tutulduysa evre biraz daha artmış gibi görünmektedir. Koltuk altı tutulumu önemlidir. Koltuk altı tutulumunda da kaç tane lenf nodunun tutulduğu, bunların büyüklükleri, küçüklükleri, mikroskobik olarak görülüp görülmediklerine göre değişiklik gösterir. Buna göre bizde TNM denilen, yani tümör lenf nodu ve metastaz sistemi denilen bir evreleme sistemi mevcuttur. Bu evreleme sistemine göre tümör evresi nedir, lenf nodu evresi nedir ve metastaz var mıdır yok mudur, buna göre genel evreler ortaya çıkar. 1, 2, 3 her neyse 4'e kadar evrelenebilir. Peki kişi de bir beze gördü ya da bir kitle gördü, hekimine gitti. İyi huylu ya da kötü huylu olduğunun bilgileri veriliyor. Peki iyi ve kötü huylu olduğunu nereden anlıyoruz hocam? Tabii şu anda bu demin saydığım ultrasonografik görüntüler, mamografik görüntüler, daha genç hastaysa, mamografiye hassas dönemde değilse çekilecek meme MR'yla bu kitlenin kötü ya da iyi huylu ayrımını bir miktar yapılabilmekte. Ve ona göre ya takibi alınmakta ya da biyopsi yapılarak acaba mı sorusuna cevap aranmakta. Burada daha çok işte dediğim gibi radyolojik görüntüleme metotları kullanılan sistemler olarak önümüze çıkıyor. Peki yaş faktörü önemli midir? Meme kanseri genellikle 50 yaşından sonra görülen kanser türüdür. Ama günümüzde bu yaş oranı daha genç hastalara doğru da görülmeye başlanmıştır. Özellikle genetik yatkınlığı olanlarda daha genç yaşta meme kanseri görülme riski bir miktar artmış durumdadır. Ama genel anlamda 50 yaş ve üzeri hanımların hastalığı olarak sıralayabiliriz. Genetik faktörler de önemli midir meme kanserinde? Tabii yani annesinde ya da birinci derece akrabasında meme kanseri olan bir hanımda meme kanseri gelişebilme riski bir miktar fazladır. Biz bu tür hastalara mutlaka kendi kendine meme muayenesini yapmasını ve mutlaka da belli periyotlarda hekim kontrolüne gitmesini öneriyoruz. Mesela birinci derece akrabasında bir kişi de varsa bu oran %5 artmışken iki kişi de olunca %25 artmış oluyor. Yani genetik faktörlerde bu şekilde, ya da yumurtalık kanseri varsa, jinekolojik kanserlerden varsa bir miktar artıyor genetik olarak da. Diğer kanserler de meme kanserini tetikliyor mu? Tetikliyor demeyelim de etkiliyor mu? Yani jinekolojik kanserlerden bir miktar genetik geçiş olabilir. Ama aynı kişide hem meme kanseri hem akciğer kanseri olabilme ihtimali olabilir. Bunun da sebebi şudur. Hasta mesela sigara kullanıyordur. Evet. Ayrıca akciğer kanseri olmuştur. Yani o ayrı bir kategori, ama meme kanseri bunu tetikliyor diye, hani diğer kanserleri tetikliyor diye konuşmak mümkün olmaz. Ama meme kanseri için belli bir hormonoterapi alan hastalarda rahim kanserinin tetiklenebileceği bugün bilinen bir olaydır. Evet. Kullanılan hormondan dolayı. Kişi meme kanseri teşhisi konuldu. Peki bundan sonraki süreci nasıl takip ediyoruz hocam? Şimdi meme kanseri ya da memede kitle şikayetiyle hekime müracaat eden bir hasta için öncelikle hekim muayenesi ve gerekli radyolojik incelemeler yapıldıktan sonra eğer şüphe meme kanseri yönündeyse mutlaka patolojik olarak biyopsi alınması gerekiyor. Evet. Yani biyopsi ile teyit edilmedikçe hiçbir hastalık kanser olarak nitelendirilemez. O nedenle patolojik olarak mutlaka bir biyopsi alınarak bu hastanın patolojik olarak meme kanseri olduğunun ispat edilmesi gerekir. Meme kanseri ispat edildikten sonra biz
kendi hastanemizde onkoloji konseylerinde bu hastaları genellikle konuşuyoruz. Çünkü hastalığın evresine göre tedavi şekilleri de değişiyor. Eğer şeyse, erken evre bir hastalıksa, o zaman belki önce cerrahi, kemoterapi gerekip gerekmediğine cerrahiden elde edilecek patoloji sonuçlarına bakılarak yapılıyor. Eğer gerekiyorsa kemoterapisi, arkasından gerekiyorsa radyoterapisi ve eğer patolojik olarak hormon reseptörleri pozitifse hormonoterapiyle hasta takibi alınıyor. Ama lokal ileri hastalarda nüksleri önlemek amacıyla öncelikle kemoterapiyle tedaviye başlanıp arkasından cerrahiyle devam edilip eğer endikasyonu varsa radyoterapi ve hormonoterapiyle tedavisi tamamlanabiliyor hastalar. Avrasya Hastanemize gelen bir meme kanseri teşhisi konulan hastamız öncelikle onkoloji konseyinde değerlendiriliyor, evet, dediniz onkoloji hocam. Onkoloji konseyinde bütün tetkikleriyle değerlendiriliyor, evrelendiriliyor. Evrelendirildikten sonra tedavi planı ortaya koyuluyor. Tedavi planı ortaya koyulduktan sonra hasta bu konuda plan bilgilendiriyor ve bu plan doğrultusunda hasta yoluna devam ediyor. Ve bu şekilde planlanmış hastalarda tedaviye devam etmenin ve genel sağ kalımında daha iyi olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Genellikle eğer ilk önce cerrahi uygulanıyorsa arkasından kemoterapi, daha sonra radyoterapi. Ama hani öncelikle kemoterapi uygulanması gereken daha ileri, lokal ileri bir tümörse önce kemoterapi, sonra cerrahi, sonra radyoterapi şeklinde bir sıralanma şeklinde gidebiliyor günümüzde. Cerrahi dediniz. Cerrahi operasyonlar en son süreçte mi yapılıyor hocam? Cerrahi operasyonlar demin de söylediğim gibi en son süreç diyemeyiz, hastanın evresine bağlı olarak. Evet. Eğer erken evre bir tümörse ilk önce cerrahi. Cerrahi de genel olarak eskiden daha çok memenin alınması şeklindeydi ama son yıllarda memenin korunması prosedürü ön plana çıktı. Eğer memenin alınması için bir endikasyon yoksa bu hastalara genellikle meme koruyucu cerrahi ve bölgesel lenf nodu biyopsisi yapılıyor. Yani bekçi lenf nodu dediğimiz ilk hastalığın gidebileceği lenf nodu bulunarak çıkartılıyor. Eğer orada hastalık varsa aksilla dediğimiz bu koltuk altı bölgesin ile işlemler yapılıyor. Eğer orada metastatik bir tutulum yoksa aksilla bölgesi tekrar ameliyatla çıkartılmıyor. O nedenle erken evre tümörlerde genellikle öncelikle cerrahi ile işe başlanıyor ama lokal ileri dediğimiz biraz daha gecikmiş evre tümörlerde genellikle kemoterapi ile başlanarak memenin tümörün küçültülmesi, eğer vücutta var ise şüpheli küçük lezyonların ortadan kaldırılması amacıyla yapılıyor. Bu şekilde yapılan tedavilerde eğer meme koruyucu cerrahi uygulanamayan bazı hastalara ilk cerrahi olarak daha sonra kemoterapi sonrası meme koruyucu cerrahi uygulama ihtimali de artmış oluyor aynı zamanda. Tabii bayanlar için çok önemlidir, yani estetik anlamında da çok önemlidir meme organı. Peki hocam, psikolojik yani hastalığınızı kendisi nasıl hissetmeli? Nasıl motive olmalı? Valla yani dediğim gibi yani erken evrede yakalanan hastalar bu hastalıktan çok fazla korkmamalarını ben tavsiye ediyorum. Tabii bunun için önemli olan patolojik prognostik faktörlerinin göstergeleri. O nedenle hani kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun lafını ben burada bir kere daha vurgulamak, evet, istiyorum. Tabii ki hastalar her zaman bu işten etkileniyor. Çünkü yıllardır kanser eşittir ölüm mantığı yürütülmüştür ülkemizde. Kanser olan hastaya herkes acıyarak ah 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 vah 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 şeklinde yapılmaktadır. Ama gelinen günümüzde artık yeni tedavi metotları, yeni kemoterapi ilaçları, yeni hormon ilaçları ile beraber erken evre meme kanserlerinde artık tamamen tedavi edilebilir düzeye gelmiştir ki hani geç evrede de olsa bu hastalarda daha iyi yaşam sürelerine kavuşmuş durumdadırlar. O nedenle hastaların psikolojileri elbette ki bozuk oluyor ama bir süre sonra
Tabii ki tedaviyle gün geçtikçe kendilerini daha iyi hissetmeye başladıklarında ve takiplerinde yıllar sonra herhangi bir sıkıntının çıktığını görmeyince daha rahat bir pozisyona geliyorlar. Ama her kontrole geldiklerinde mutlaka gözlerinde bir endişe hastaların oluyor. Ama bunu atmaları da çok uzun bir periyot gerekiyor. Biz o nedenle hastalarımızı bir psikiyatr arkadaşımızla görüşmesini, bu konuda ona ondan destek alması konusunda özendiriyoruz. Peki sigaranın meme kanserinde faktörü nedir? Sigara ile meme kanseri arasında tam net bir bağlantı kurulmuş değildir. Ama ufacık bir şüphe dahi olsa bunun uzağında durmak gerekir. Alkolle bir miktar bağlantılı bulunmuştur. Sigarayla da son yayınlarda bağlantılı olabileceği konusunda kanıtlar bir miktar daha yükselmiştir. Ama hiçbir şey olmasa bile şüphe varsa mutlaka uzak durmakta fayda var. Çünkü sigara her kanserin ya da vücuttaki diğer bazı hastalıkların oluşumunda öncü faktörlerden birisidir. O nedenle sigaranın çok fazla yanında olmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, sigaradan ve alkolden uzak durması gerekiyor hastalarımızın. Yani hastaların bir kere sedenter yaşamdan uzak duracaklar. Oturup evinde bilgisayarla oynamayacak ya da yan gelip yatıp televizyon seyretmeyecek. Bir miktar hareket katacak hayatına, en azından yürüyüşler yapacak. Yani sedenter dediğimiz böyle yavaş hayatını biraz hızlandırması gerekiyor. Yani monoton hayattan çıkması gerekiyor. Evet, en azından yürüyüşler yapması gerekiyorsa yapabildiği kadar spor tarzında bir takım şeylere yönelmesi gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor. Yani abur cuburdan uzak durması gerekiyor. Daha çok kendi evinde, kendi yaptıklarıyla beslenmesini şeklinde ben öneriyorum. Fast foodlardan uzak durmalarını hastalara öneriyorum. Bunlar da önemli faktörlerden. Onun haricinde meyve sebze tüketmelerini, bol su içmelerini hastalara ben her zaman öneriyorum. Sağlıklı yaşam, yediklerine dikkat etmeleri, evet, spor yapmaları, evet, hayatlarına renk katmaları, bu hastalık, eğer ki hastalıkla karşı karşıya insanlar. Hasta değilseler bile bunlar genel hayat prensibi olması lazım yani. Sağlıklı yaşam için genel hayat prensibini oluşturması lazım. İlla hastalar için değil yani. Genel hayat prensibinin insanlarda bu şekilde olması lazım. Ama tabii büyük şehirlerde yaşamanın vermiş olduğu bir dezavantaj. İnsanlar bu şekilde hareket etmeleri çok zor oluyor. Stres faktöründen kaçmaları zor oluyor. O nedenle yapabildikleri kadar bence bunlara dikkat etmelerini ben her zaman öneriyorum. Stresinde büyük bir rolü var diyoruz. Yani stres şöyle, stresin her konuda rolü var. Çünkü stres immün sistemi yavaşlatan bir fizyolojik olay. Bir takım hormonal etkilerle beraber. Ama stresten uzak durulabiliyor mu? Stresten uzak durmak çok mümkün değil. İstanbul gibi bir yerde şuradan arabanıza binip evinize giderken bile bir sürü olaya maruz kalıyorsunuz. En azından trafiğin yoğun olması, durması bile ayrı bir stres faktörü. O nedenle stres konusunda insanlara streslerini minimalize etmelerini ben öneriyorum. Peki hocam, kişi meme kanseriyle karşı karşıya kaldı. Tedavisine de cevap verdi. Peki bundan sonraki süreçte tekrar bu hastalıkla karşılaşabilir mi? Şimdi demin söylediğim gibi patolojik prognostik faktörler bu konuda önemli. Meme kanserinde bir takım patolojik prognostik faktörlerde luminal A, B, C diye bir takım şeyler var. Bunlara bakılarak buna şey yapılabiliyor, karar verilebiliyor ama en kötü durumda bile hastalık için mutlaka bir tedavi alternatifi mevcut durumda. Hastaların bu tedavi alternatiflerini hiçbir zaman bırakmamalarını ben öneriyorum. Tedavilerini alırken de çevresi faktörler de çok önemli. Çevresinde onlara enerji verecek insanlar yanında olsun. Tabii ki yani yakınlarının
Az önce dediniz ya, vah 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 öldüm işte bittim. Mutlaka destek olmaları, bu konuda özendirmeleri, en azından tedaviye devamlılığı özendirmeleri ve stresten uzak tutmaları gerekir diye düşünüyorum ben. Vicdan Hocam, meme kanseri tedavisinde gelinen nokta nedir? Tabii meme kanseri konusunda hem kemoterapatik ajanlarda hem de radyoterapi ve hormonoterapi konusunda birçok yenilikler var. Hedefe yönelik tedavi stratejileri var. Bir sürü yeni kemoterapi ilacı kullanıma alındı. Bu nedenle meme kanseri konusunda elimizde çok fazla silah bulunmakta. Her aşamasında bununla mücadele edebilecek yeni bir gücümüz var. Özellikle radyoterapide eski sistemlerden farklı olarak solunum kontrolüyle daha iyi radyoterapi yapma imkanı oldu bize. Solunum kontrolü ederek hem kalp hem de akciğer dozlarını minimalize etmek ve hastaya minimal radyasyonun yan etkilerinden maksimum koruyarak tedavileri başarabilmekteyiz. Bunun yanı sıra IMRT denilen tedavi metotları, volümetrik art terapi denilen radyoterapide önemli tedavi metotları gündemde şu anda. Bunun haricinde proton tedavileri, ama henüz ülkemizde yok ve dünyada birkaç yerde çalışma bazında devam ediliyor. İleride bunların da tedaviye katılmalarıyla beraber bu konuda da daha büyük gelişmeler olacağı muhakkak. Ayrıca tabii görüntü kılavuzluğunda radyoterapi prosedürleri 3 boyutlu hale geldi. Bir hastayı tedaviye alarken 3 boyuttan hastayı görüp tedavi alanlarını üst üste yerleştirip hatasız tedavileri yapabilme imkanı ortaya çıktı. Hastayı sabitleştirme konusunda çeşitli sistemler geliştirildi. Bu nedenle radyoterapi alanında çok daha hassas tedaviler ince ayarlarla yapılması mümkün kıldı. En son gene MR-Linac dediğimiz bir sistem sayesinde görüntü şeyleri kalitesi MR ile alındığı için yumuşak dokularda daha ayrıntılı görüntüleme yapılabilme imkanı ortaya çıktı. Bu gibi gelişmeler artık tedavinin daha önemli kısımlarını oluşturmakta ve hastalara daha güvenli tedavi sunma hizmetini ortaya koymaktadır. Bugün ülkemiz dünyadaki çeşitli ülkelere göre daha bu konularda, sağlık sektöründe daha iyi konumdadır. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bölgelerde radyoterapi üniteleri bulunmaktadır ve bu radyoterapi üniteleri de günümüz teknolojisine göre uygun cihazlarla donatılmış merkezler şeklindedir. İleride de ben Türkiye'nin sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacağını ve bu konuda dünyaya hizmet vereceği ya da hizmet yarışında ön saflarda olacağı görüşünü taşımaktayım. Tabii meme kanseri her kadının potansiyel karşılaştığı bir kanser türü hocam. Tabii meme de yumuşak bir doku, yağlı bir doku. Kendi kendini muayene ederken tabii bazen o bezeleri görebiliriz, bazen de görmeyebiliriz de. Her bezede kanser riski taşır diyemiyoruz. Peki bununla ilgili neler söyleyelim izleyenlerimize? Yani zaten kontrol programlarının, yani tarama programlarının oluşturulmasının sebebi bu. Yani o kitle oluşmadan bu hastalığı tespit edebilmek. Eğer kadınlarımız bu kontrol programlarına dahil olursa, yani Sağlık Bakanlığı'nın tarama programı çerçevesinde demin de söylemiş olduğum gibi 20 yaşını dolduran her hanımın öncelikle kendi kendine muayene, takiben yılda bir kez en az
ultrason aşinde hekim muayenesi yaptırdığında şüpheli durumlarda hasta daha sıkı takip edilir. Gerekirse ek tetkiklerle daha tümör oluşmadan yakalanabilir. Gene 40 yaşın üstünde kendi kendine muayene ederken eline kitle gelmese bile evet. O tarama testlerinde olan mamografi ya da ultrason cihazıyla bu daha kitle oluşturmadan tespit edilerek önlemi alınabilir. Tarama programlarının ortaya konulmasının en büyük şeylerinden birisi budur. Tümörü daha oluşmadan en başında saptayarak hastaları en mükemmel şekilde tedavi etmeye yönelmektir. Kadınlarımız artık bilinçli mi peki Müjde Hocam? Yani kadınlarımızın... Geçmişe baktığımız zaman, dünle bugün böyle kıyaslarsanız... Kadınlarımızın bilinçlenmesi için en azından aktiviteler yapılıyor. Ama evet. Eskiye göre tabii ki kadınlarımız daha bilinçli. Çünkü araştırıyorlar, soruyorlar. Bir televizyon programı yapılıyor bu konuda. Demin de söylediğim Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı. Evet. Bu ay çerçevesinde bazı sağlık kurumları ücretsiz tarama şeyleri yapıyorlar. Programları yapıyorlar. Programları düzenliyorlar. Kadınlarımızın bunlara dikkatini çekmek için çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Ve bu yıllar içerisinde tabii ki bu konunun hassas bir konu olduğunu gündeme almış ve bu konuda kadınlarımız da daha dikkatli olmaya başlamışlardır. Peki kilolog, obezite hocam? Özellikle menopoz sonrası alınan kilolar, meme kanserinin en önemli şeyi de birisi de östrojen hormonuna uzun süre maruz kalma. Menopoz sonrası kilo alan hanımlarda östrojen hormonu yağlı dokuda şey yapıldığı için bu kadınlarda da meme kanseri gelişme riski bir miktar daha fazla olduğu gösterilmiştir. Menopoz sonrasında kilo daha alınması. Mı? Evet, kilo alınması. Evet. Peki menopoz sonrasında biraz daha mı risk artıyor yoksa risk oranı biraz daha mı? Risk faktörleri nelerdir peki hocam? Risk faktörü bir kere kadın olmak en önemli evet. Risk faktörü. 50 yaşından büyük olmak gene bir kadın olarak 50 yaşından büyük olmak gene bir risk faktörü. Erken adet başlaması, geç bitmesi gene bir risk faktörüdür. Çünkü bu arada östrojene olan maruziyet süresi daha uzundur. Evet. Menopoz sonrası menopoz semptomlarını azaltan bir takım hormon replasmanlarının uzun süre uygulandığı kadınlarda risk gene artmış durumdadır. Genetik olarak ailesinde varsa diğerlerinde olabilme riski gene artmıştır. Uzun süreli oral kontraseptif ilaçların çok uzun süreli kullanılmaları gene risk arttıran bir şeydir. Alkol, sedenter yaşam, demin söylediğim gibi monoton yaşam, beslenme bozuklukları gene yani dengesiz beslenme. Erken doğum yapma. Erken doğum yapma ya da geç doğum yapma. Geç doğum yapma ya da hiç doğum yapmama ya da ilk doğumunu geç yaşta yapma gene bunlar riski arttırdığı söylenen faktörler arasında sayılıyor ama hani. Ama kesin bir veri değil. Yani kesin veri bu riski arttırdığına dair ama diğerlerine göre bir miktar daha risk kategorisi düşük. Hani şöyle bir şey yani söyleyeyim. Birisinin de mesela risk diyorum ki atıyorum %35 artmışken evet. Bunda %15 artmış oluyor yani. Yani zaten de başlı başına az önce belirttiğiniz gibi kadın olmak. Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseri ne yakalanma riskine sahip. Bu hesaplanmış risk şeyidir. Kadınsanız 8'inizden biri mutlaka hayatı boyunca meme kanseri olacaktır. Ama tedavisi de mümkün. Evet, tedavisi mümkün. Mesela Türkiye'de yaklaşık 70 bin kadına yeni kanser tanısı konuluyor. Evet. Ve bunların da yaklaşık 17-18 bin adeti meme kanseri. Yani Türkiye'de bu kadınların, yani yeni kanser tanısı konan kadınların %25'i meme kanseri. Yani yeni kanser tanısı konulan her 4 kadından biri meme kanseri. Yani bu sıklığı siz artık düşüneceksiniz.
Evet, onun için de söylediğiniz tüm önlemleri alacağız. Evet, dikkat edecek. En azından benim kadınlara söylemek istediğim, buradan vurgulamak istediğim en önemli şey, 20 yaşından sonra mutlaka ve mutlaka kendi kendine meme muayenelerini yapmaları. Ve yılda bir kere de ultrason eşliğinde hekim muayenelerini yaptırmaları. 40 yaşından sonra da mutlaka ve mutlaka gene kendi kendine meme muayenesini yapacaklar. Ve yılda bir kez de en az ultrason ve mamografi eşliğinde hekim muayenesini yaptıracaklar. Bunun haricinde eğer genetik olarak bir risk faktörü varsa ailede, eğer şey olarak görülen bir hastalıksa, o zaman bu süreler daha kısa olacak. Evet hocam, tabii zor bir süreçten de geçiyoruz şu anda. Korona günlerinden geçiyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz, her şeye dikkat ediyoruz Türkiye'de ama... Türkiye'de kimse dikkat etmiyor bu işlere. O kadar söylenmesine rağmen, televizyonda bas bas bağırılmasına rağmen insanlar gene sorumsuz ve saygısızca davranıyorlar birbirlerine karşı. Yapacakları 3 tane şey var. Maske takmak, mesafeye dikkat etmek ve hijyene dikkat etmek. Evet. Yani adam maske takıyor, burnunun altında. Maske takmıyor ya da bana bir şey olmaz gibi bir takım şeyleri var. O nedenle herkesin sorumluluğu üzerine alması gerekiyor. Sorumluluğu üzerine almazlarsa bu hastalık uzun yıllar boyunca da süre gelir ve bundan kurtulmak da mümkün olmayabilir. Peki siz bu süreci, kanserli hastalarımız bu süreci nasıl geçirdi hocam? Tabii tedaviler ya kesilmedi. Kanser hastalığı korona dinlemez. Orası bir kere öyle. Yani bizim hastalarımız bizim söylediğimiz bu prensiplere uyarak her şeyi en üst düzeyde dikkat ederek tedavilerine gelip gidiyorlar. Biz şu ana kadar böyle bir sıkıntı yaşamadık hastalarımızla ilgili. Herhangi bir kaybımız da olmadı. Hayır. Çünkü tedavilerini zamanında alıyorlar. Koronavirüsten bir kaybımız olmadı. Yani kanserli olup koronavirüs de eklenmiş hasta bizim kliniğimizde bir kayıp söz konusu değil. Çünkü... Ama koronavirüs de çok görmedik biz hastalarımızda. Bir hasta tedaviye başlama aşamasına başvurduğunda yapılan tetkiklerde koronavirüs yapıldığı için o karantina süresine gönderildi. Karantina süresi bitip negatif olunca da tedavisi başlandı. Ki zaten bu hastalarda özel hastalar. Çünkü zaten her şeye dikkat eden hastalardı. Gerek kemoterapi yani alan hastalarımız. Hastalarımızı tedaviye başlamadan önce onlarla mutlaka uzun süre konuşuyoruz. Yani nelere dikkat etmeleri gerektiğini kapsamlıca anlatıyoruz. Bizim hastalarımız da bu duyarlılığa sahip olmak zorunda olduklarını düşünüyorlar ve kendi önlemlerini bizim anlattığımız şekilde alarak tedavilerine gelip gidiyorlar. Bir problem de yaşamadı şimdiye kadar. Evet. Çünkü sizler gibi çok başarılı hekimlerimiz var. Sizler gibi çok duyarlı sağlık çalışanlarımız evet, var. Doktorlarımız. Türkiye'de şu anda sağlık sisteminde çalışan herkes çok duyarlı ve kendinden vererek cansıperane mücadele ediyor. Bunun da bir şekilde mükafatının hem toplum tarafından hem de yönetenler tarafından mutlaka görülmesini ve gerekli özenin gösterilmesinde ben buradan tüm bizi seyredenlere aktarmak istiyorum. Hocam biz de Kanal 58 televizyon olarak sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarımıza, tüm emekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu süreci sizler taşıdınız. Yani şimdi hastalık süreci olduğu için tabii ki taşıyacağız. Ama hani bu süreç taşınırken insanların karşılarına çıkartılan zorluklar, verilen sözlerin tutulmaması, efendim insanların duyarsız davranarak vaka oranlarının söylenmesine rağmen, aman dikkat edin bu vakalar artacak denmesine rağmen sorumsuz davranarak vakaların artması tabii ki bizim işlerimizi zorlaştırıyor. Yoksa bizim sağlık sektörü olarak yani sağlık çalışanları olarak bizim insanlara sağlık konusunda hizmet etmekten biz mutluluk duyuyoruz. Yani ama işlerimizi zorlaştıranlara karşı da tabii ki tepkiliyiz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimizi bilgilendirdik yine. Bilgilerimizi sayenizde tazeledik. Kadın olmak dedik.
meme kanserinde en büyük risk faktörü. Evet. O yüzden kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kadınların 20 yaşından sonra her kadının kendine mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hesaplanmış risk olarak her 8 kadından bir tanesi mutlaka meme kanseriyle hayatı boyunca karşılaşacaktır. Ben bir kere daha vurguluyorum. 20 yaşına gelmiş her hanımın mutlaka kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi ve çeşitli periyotlarda bu meme muayenesini yapması, yılda bir kere de mutlaka ve mutlaka ultrason eşliğindeki muayenesini yaptırması, 40 yaşından sonra olan hanımlar için de gene kendi kendine meme muayenesini öğrenmeleri ve yılda bir kere de ultrason ve mamografi eşliğinde hekim muayenelerini yaptırmaları gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Ben bir de şunu söylüyorum, bunları yaparak her kadın meme kanserine karşı kendi güvencesini oluşturabilir. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Önemli bir konuyu paylaştık sizlerle, meme kanserini konuştuk. Meme kanserini radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocamızla konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır.
Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.